Sayın Özdali, çok merak ediyorum. Altılı masa dedik, o dönem bir masadan kalkma çok konuşuldu. Sayın Akşener'in ya da genel merkezin, İyi Parti seçmeninin Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na bir kırgınlığı sistemi var mı? Şöyle bir şey, ben bakın bizim Ekrem Bey ve Güzel Mansur soru. Bey'e karşı o zamanki ne olur artık aday olun dememiz, onları böyle çok sevdiğimizden, bayıldığımızdan, partili, iyi partili olarak gördüğümüzden dolayı değil. Biz o seçimi kazanmayı çok istedik. Ve inanın 2 Mart'ta işte bu olaylı süreç, 2-6 Mart arası, 1 Mart'ta bize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, herkese gelen bütün anketlerde Mansur Bey ve Ekrem Bey öndeydi. Kemal Bey de gerideydi. Bunu ben demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden anketler de o yöndeydi. Yani şimdi bak, geriye doğru biraz daha soğukkanlı bir şekilde baktığınız zaman görüyorsunuz, Mart'ın başında, 1 Mart'ta bütün süreçte Kemal Bey'in oyu Tayyip Bey'in oyunun hep arkasında kaldı. Bizler bir mucizeyi başarmaya çalıştık. Bizim Mansur Bey ve Ekrem Bey'e ne olur çık. Çünkü görüyoruz, iki tane belediye başkanı, bizim halkımız belediyeciliği seviyor. Yani icraatı seviyor. Bu iki tane belediye başkanını orada görmek istedi. Bu insanlar mükemmel oldukları için mi? Hayır. Ama başarılı buluyorlar. O tavrı şaşırttı mı sizi, tavırları? Yani bu teklifi yaparken Meral Hanım başka bir dönüş mü Benim bakın, bekliyordu? ben Saraçhane'de biz inanın Ekrem Bey ve Mansur Bey'i çoğu zaman CHP'nin sahiplenmediğinden daha fazla sahiplendik. Geriye şöyle bir bakıp tarafsız bakacak olursanız, Saraçhane'de Ekrem Bey'e o siyasi yasak geldiğinde biz oradaydık. Ekrem Bey'in o gün elini kaldırabilseydik, bugün başka bir şey vardı. Ekrem Bey o fırsatı kaçırdı. Ben kaçırdığı için sadece kendi adına üzülürüm. Yoksa bir kırgınlığım, kızgınlığım olmaz. O yüzden mi şu andaki teklifi? Yo, değil. Şu anda bizler gerçekten İyi Parti'yi bütün her yerde anlatmak istiyoruz. Yani Mansur Bey ve Ekrem Bey'in karşısına niye aday çıkartıyorsunuz? Şundan dolayı aday çıkartıyoruz. Neden İstanbul ve Ankaralı seçmen İyi Parti'nin oradaki adayını, onun belediyecilik vizyonunu öğrenmesin ki? Ya bu seçmenin en doğal hakkıdır. Vakti bitti galiba, bitti. Ama Evet, parti içi bu son tartışmalar İyi Parti'yi yıpratmıyor mu? İstifalar. Yıpratıyor. İstifalar işte, yok Meral Hanım'ın banket, yani çok... Ha, o başka. Parti içi bu son tartışmalar, o evet. Şimdi Akçeli meseleler, şu bu tamam. Başka. Ama tabii ki bakın, biz bağımsız olarak bundan sonra yolumuza devam etmek istediğimizi söylediğimiz zaman buna şiddetle karşı çıkan çok değerli arkadaşlarımız partiden ayrılmak isteyebilirler. İlk başta benim çok sevdiğim bir dostumdur, Bahadır Erdem. Evet. Bahadır Erdem ayrıldı. Biz Bahadır'la aynı dönem, aynı gün girdik. Ben buna saygı duyarım. Tamam mı? Tabii ki parti yol alırken ayrılanlar olur, yeniden katılanlar olur. Bu çünkü çok dinamik bir süreç. Yeter ki birbirimizi kırmayalım. Birbirimizi hakikaten iftiralarla kirletmeyelim. Önemli olan şey şu. Ben hiçbir ayrılan arkadaşımızın arkasından, ben ya da genel başkanımız kötü konuşmadı. Yavuz Bey'in arkasında, ben Yavuz Bey'le tamam ya taban tabana zıt bir dünya görüşüne sahibim. Ben Yavuz'dan razıyım dedim. Bakın taban taban, o bir Büyük Birlik Partisi kanadından geliyor. Ben partinin biraz daha sosyal demokrat kanadındayım. Önemli olan şey, sizin çalışma arkadaşınızsa, o parti için bir ara beraber çalışma yapmışsanız onu iyi anın. İyi hatırlamak lazım. Bugün de bir milletvekilimiz istifa etti, Sibel Hanım. Evet. Ben temel sebebinin dün pazartesi günkü alınan karar olduğunu düşünüyorum. Sibel Hanım'la biz geçmişte çok uyumlu çalıştık. O kadın politikalarından sorumluyken ben de kalkınmadan sorumluydum. Önemli çalıştık. Çok değerli birisi. Artık partiyle beraber yol yürümek istemediğini beyan etti. Ben gittim. Teşekkür ederim kendisine. Ya bunların arada bir iftira olmadığı sürece, kalp kırma olmadığı sürece bu ayrılıklar çok doğal. CHP'de ilk kurulduğu dönemde Mustafa Kemal Atatürk, yani liderimiz, kurduğu zaman o partide ilk kurulduğu kadro aynen devam mı etti? Onun atfedilen bir şey vardır. İşte ülkeyi kurtardık, şimdi birbirimizi yeme zamanı dediği söylenir. Bu siyaset böyle bir şey. Tamam. Önemli olan kalp kırmamak. Evet. Sayın Ekrem, son soruyla kapatıyorum. Tamam. Ben İzmir'de ilçe belediye başkan adayları nasıl belirlenecek? Siz bu noktada özel bir çalışmanız yapıyoruz. Var mı? Yapıyoruz. Tabii tabii. Söyleyeyim nasıl belirleneceğini, hemen size anlatmaya çalışayım. Birincisi, o ilçeden olması lazım o adayı. Ve ilçe teşkilatının arkasında olması lazım. Ben İthal Adaya karşıyım. Hem İzmir'de İthal Adaya karşıyım. İzmir'i İzmirli birisinin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem de ilçelerde de o ilçeyi bilen, o ilçenin sokaklarında dolaştığı zaman ya bizim buranın çocuğu
dediğiniz birisinin bence belediye başkanı adayı olması lazım. Aynı şey meclis üyeleri için de söylerim. Yani İYİ Parti kimliğini iyi temsil edebilecek ve o ilçeden olan kişilerin aday olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de teşkilata soruyoruz, ilçe teşkilatlarına. Biz böyle adaylar belirledik. Sizin adaylarınız kimdir? Hangisinin arkasında daha fazla durursunuz? Bu önemli bence.